akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Tanınmış avukat İrade Cevatova sosyal ağ hesabında 200 Azerbaycan öğrencisinin Macaristan'da aç ve susadığını yazdı. Tanınmış avukat ilgili makamları vatandaşın mülkiyetini almaya çağırdı. Budapeşte 200 öğrencimiz perişan bir durumdaydı. Günde bir kez az miktarda yiyecek yetinmek zorunda kaldılar. Bu yiyecek büyükelçilik ve orada yaşayan yurttaşlarımız tarafından bağışlanıyor. Gelecekteki gençliğimizi orada yalnız ve sefil bırakmayalım. Acilen Azerbaycan'a getirilmeleri, devletin derhal uygun önlemleri alması gerekiyor. Yardımlarımızı eksik etmeyelim. Lütfen paylaşın ifadelerini paylaştı. Azerbaycan'da koronavirüs hastalarının evde tedavisiyle ilgili bir belge hazırlanmıştır. Azerbaycan'da koronavirüs hastalarının evde tedavisi ile ilgili bir belge hazırlanmıştır. Evde gözlem yapma yükümlülüğü belgesi analizin kişiden alındığı andan itibaren imzalanmıştır. Belgeye göre özel karantina rejiminin ihlalcileri idari suçlar ve ceza kanunlarına göre sorumludur. Koronavirüs tanımına 3 yeni septem eklenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri web sitesinde yapılan açıklamada COVID-19 septemleri arasında burun tıkanıklığı, bulantı ve ishal durumları da eklendi. Daha önce koronavirüs septemleri ateş, öksürük ve nefes darlığı içeriyordu. Daha sonra titreme, kas ağrıları, boğaz ağrısı, tat kaybı ve koku da koronavirüsün ana septemleri arasında olduğu bildirildi. Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 5.5 büyüklüğünde bir deprem Manisa, İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale şehirlerini sarstı. Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada 5.5 büyüklüğünde bir deprem Manisa, İstanbul, Bursa, İzmir ve Çanakkale şehirlerini sarstı. Deprem yerel saatle 10.21'de kaydedildi. Merkez usulü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte bulunuyordu. Ölü veya hasar bildirilmedi. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.